Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast Mustafa Uysal. Merhaba tekrar. Kitap tanıtımına devam ediyorum kaldığım yerden. Aslında önceki bölümde Dücane Cündioğlu kitabını tanıtırken evet biraz haksızlık yaptığımızı söyleyebilirim. Çünkü başlığına da yazmıştım özellikle videonun. Kitap dolayımıyla bir konuşma oldu. Kitabı tanıtmış gibi olmadım aslında. Evet kusura bakmayın. Ama böyle bir kitap var. Lütfen alın okuyun ilginizi çekerse. Şahin Doğan'ın Hakikatin İzinde isimli kitabını da yine bir günde okuyup bitirdim. Bu bir günde okuyup bitirmek aslında çok iyi bir şey değil. Onu söyleyeyim. Ama ben neden böyle yaptım? Çünkü elimde 5 tane kitap var. Ve bunu bitirip bir an önce size de hem aktarmak istiyorum hem de sahibine iade etmek istiyorum. Bir yandan da şu var, evet vaktim var ve bir günde okunabilecek bir kitap. Yani bu bir ilim kitabı değil sonuçta, denemelerden, makalelerden oluşuyor. Ve evet kendinizi verirseniz gayet rahat anlayabiliyorsunuz Hakikatin İzinde isimli bu kitabı ve diğer kitaplarını. Şahin Doğan'ın bu kitabını şimdi biraz size anlatmaya çalışacağım. Arka kapağındaki kısacık yazıyı aktarayım öncelikle. İnsanlar neden ötekileştirir veya öteki görür birbirini? Böyle görmenin ontolojik yani yaratılıştan gelen bir temeli var mı acaba? İnanılan kutsal kitaplar bu temayülü ne kadar besliyor ve destekliyor? Bu soruları tersinden sorarsak insanlar Nazım Hikmet'in deyişiyle bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine birbirini ötelemeden, itelemeden ve ötekileştirmeden bir arada yaşamayı beceremez mi acaba? Bu sorulara idealizme veya romantizme kaçmadan müsbet bir yanıt vermek çok zor. İmkansız hatta demiş Şahin Doğan. Şimdi kitap 260 sayfa civarında, evet 264 sayfa. Ve parça yazılardan oluşuyor, makalelerden, denemelerden oluşan bir yazı, kitap ve 3 bölüme ayrılmış. Bu bölümleme ilk gördüğümde bana tuhaf gelmişti. Yani bu neden bu 3 bölüme ayrılmış diye açıkçası tuhaf bulmuştum. Bu bölümlemeleri okuyunca zaten siz de evet bileceksiniz biraz fıkıhla uğraşıyorsanız, İslam diniyle ilgili detaylı okumalar yapmışsanız. Birinci bölüm zaruriyat, ikinci bölüm haciyat, üçüncü bölüm tahsiniyat şeklinde başlıklandırılmış. Evet bu başlıklar ilk bakışta biraz tuhaf geliyor. Hakikatin İzinde isimli bir kitap için ama evet çok da güzel yapılmış. İyi ki bu başlıkları koymuş ve iyi ki bu başlıklar altında anlatmış. Birinci bölüm zaruriyat yani mecbursunuz onları anmaya. Sonrasında ihtiyaçlar geliyor ve en sonunda da bir güzelleme, bir güzelleştirme geliyor. Şimdi böyle bahsediyorum ama kitapla hiç alakası olmayan yani bu kitabı hiç görmemiş olan Şahin Doğan'ı tanımamış ve diğer kitaplarını bilmemiş olanlar bu başlıklar altında nelerin işlenmiş olabileceğini düşünüyorlar mutlaka. Zaruriyat bölümünde şu Hakikatin İzinde isimli kitap bugünkü tartışmalar konuşmalar ta insanlığın evrensel tartışmaları geçmişinden bu yana özellikle Avrupa'da yaşanan aydınlanmadan sonra gelen sorular, fikirler, tartışmalar konu edilmiş bütün bunlara. İkinci bölümde bütün bunlarla ilgili artık bambaşka bir moda geçilmişken üçüncü bölümde ise daha çok duygusal, kalbi değerlendirmeler yapılmış. Evet böyle kısaca kabaca yalan yanlış özetleyebilirim. Yalan yanlış dediğim şu böyle yalan yanlış deyince de ya kafasına göre mi atıyor acaba demeyin lütfen. Tam olarak izah etmek için notları tek tek çıkarmış olmak gerekiyordu. Fakat ben başlıklar üzerinden konuşacağım ve şimdi yalan yanlış değil biraz daha sağlam bir anlatım olacağını düşünüyorum. Zaruriyat bölümünde kitle düşmandır düşünmeye başlığıyla bir giriş makalesi var. Şimdi bu kitabın isminin Hakikatin İzinde olması şunu gösteriyor. Şahin Doğan isimli bir yazar var, bir insan var ve bu adam düşünmeye başlıyor. Okuduktan sonra okumaya devam ediyor. Soruları var ve sorularının peşinde gidiyor.
Ve bu macerası devam ederken yaşadığı şeyler, aldığı tepkilerde bu izlediği rotayı çok etkiliyor. Şimdi bütün bunlarla birlikte düşünmeye başladığınızda kitle karşınıza bir düşman olarak var oluyor. Elbette bu Şahin Doğan bağlamında, yani yazar bağlamında değil sadece. Bütünüyle okuyan, düşünen, soran herkes için bu başlık gerekli. Öteki ve biriki, arka kapaktaki yazıyı okumuştum, hatırlayacaksınız. Yani birbirimizi ötekileştirmemiz şeklinde söyleyebiliriz bunu. Bunun kutsal kitaplar tarafından desteklenip desteklenmediği, Kur'an'ın böyle bir yöntem uygulayıp uygulamadığı, bunun doğru olup olmadığı sorgulanmış denilebilir. Bakış açıları, ön yargılar, ön algılar, içeriden ve dışarıdan bakmaya dair. Burada evet, 24. sayfada bir tartışmada genelde şöyle bir şey tavsiye ederler. Tamamıyla bu Kur'an'a objektif bakarak, bizim baktığımız yerden bakarak değerlendir ve sen de gör, bir imanlı olarak baktığında göremiyorsun dediklerinde yazarın çok şahane bir itirazı var. Beni yanlış bir şeye çağırıyorsunuz. Yani beni iki bakış açısından birine zorluyorsunuz. Şimdi objektif bakmak, bir ateistle tartışıyorsunuz ya da Kur'an'a inanmayan biriyle tartışıyorsunuz. O imanlı birinin Kur'an'ı anlayabilmesi için ya da onun baktığı gibi bakabilmesi için ya da Kur'an'daki hataları görebilmek için güya objektif bakmalısın diyor. Objektif bakış dışarıdan bir bakışmış gibi algılansa da ilk elde aslında tam olarak öyle değil. İnanmayarak bakış, yani onun tarafına geçerek bakış. Bizim bakışımız inanarak bakış. Kur'an bunu müminlerin Kur'an'a yaklaşımı, kafirlerin Kur'an'a yaklaşımı üzerinden çok şahane anlatmıştır ayetler üzerinden. İman edenlerin imanını arttırır, küfredenlerin küfrünü arttırır, hasarını arttırır şeklinde. Bu konu epey güzel. İlk elde bunu da okumak gerektiğini düşünüyorum. Hakikat temessül edilir, temellük değil. Hakikat nedir? Sorusunun peşinde koşuyor bu sefer. Yine zaruriyat bölümü boyunca hakikatin ne olduğu, kime göre, neye göre, nasıl olduğu, bütün felsefi tartışmaların arka planıyla birlikte verilmiş. Şunu söyleyeyim o zaman. Eğer siz okuyan biriyseniz, konuşan biriyseniz, öğrencileriniz varsa, birilerine din anlatan biriyseniz, artık bunlarla karşılaşacaksınız. Çünkü bunlar artık herkesin ulaşabildiği sosyal medyadan kolaylıkla yayılan bilgiler ve dolayısıyla bu kitaptaki bu bölümü mutlaka öğrenin. Bu bölümü öğrenin dediğim şu, belki hani başka vesilelerle bu konuları okumuş, öğrenmiş olabilirsiniz ama hiç bu konularla bağı olmayan biri için kesinlikle bu konuların öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni ateistler nasıl düşünür? Yeni deistler nasıl düşünür? Felsefe hakikate nasıl bakar? Şüpheciler nasıl bakar? Agnostikler nasıl bakar hakikate? Hakikat dediğinizde karşınızdaki ne anlıyor? Siz ne anlıyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz? Ve felsefede bunun karşılığı tam olarak ne? Siz konuşurken insanlar hangi şeyleri anlıyorlar? Bütün bunlar cephesinden konuları anlamak için kitabın bu bölümünü ısrarla tavsiye ediyorum. Bir başka konu, tek hakikat yok, hakikatler var şeklinde. Postmodernizmin getirdiği bilgide de bu tür şeyler, yaklaşımlar var. Dolayısıyla bu konular yine enine boyuna konuşulmuş. Mutlak hakikat var mıdır sorusunun cevabı aranmış bir başka yazıyla birlikte. Dediğim gibi bölüm bölüm yazılardan oluşuyor ve ilk başta hani bütün bu felsefi argümanlar konuşulurken sıkıcı bir kitapmış havası alsanız da aldanmayın. Okumaya devam edin lütfen. Ve bunları bilmeniz gerekiyor. Yani hakikat arayışı ve insan, tek hakikat yok, hakikatler var. Bu modern bakış açılarını bilmezseniz bugün konuşulan şeyleri anlamakta zorlanırsınız. O yüzden bunları bilirseniz iyi olur. Yani tek kaynakta bu kitap değil elbette ama bu kitapta biraz daha derli toplu olarak bulma imkanınız var.
Kendi hakikatinden emin olmak 45. sayfanın konusu. Yine hakikatle ilgili temellendirmeler ve görüşler yer alıyor. Hayata Müslümanca bakmak, hayata ateistçe bakmak, hayata agnostikçe bakmak. Başlıklar bile ilginizi çekmiş olmalı. Bir Müslümanın hayata bakış açıları, anlayışları, kavrayışları, bilgisi ve duygusu. Bir ateistin hayata bakış açıları, bilgi temeli, duygu temeli ve diğerleri. Sonrasında agnostiklerin bakışları. Allah ve ispat, bu konuda çok ilginç biçimde konuşulmuş. Şöyle bir şey söyleyeyim hemen. Yazar bunu her seferinde söylüyorum ama yine söyleyeceğim çünkü çok fazla yazılarına yansımış. Said Nursi temelli bir yazardan bahsediyoruz. Yani Risale-i Nurlarla yetişmiş, bütünüyle onları defalarca okumuş, sindirmiş birinden. Dolayısıyla her ne kadar Batı felsefesinden okumuş, öğrenmiş, her ne kadar Türk yazarları okumuş, öğrenmiş, her ne kadar her şeyi öğrenip yine kaleme almışsa da her bir yazısına Said Nursi'nin ve risalelerinin izinin girmiş olduğu, alıntılarının girmiş olduğunu da söyleyeyim. Bu kötü mü? Elbette hayır. O bakış açılarını da tanıma fırsatını sizlere sunuyor. Risale-i Nur'la yetişmiş birinin fikir dünyasını da görmüş oluyorsunuz böylece. Ben hala orada olup olmadığını bilmiyorum. Fakat oradan çok daha farklı bir yere ulaşmış olduğundan eminim. Şöyle düşünmeyin, hani böyle bir algı vardır. Tek bir kitapla, yani Risale-i Nurlarla yetişmişler, başka hiçbir şey görmüyorlar gibi bir algı vardır. Ki bu kitapta da kesinlikle bu algı son bölümde tartışılmış, konuşulmuş. Fakat Şahin Doğan'ın çok geniş bir bakış açısı var. Daha önceki kitaplarında da bahsetmiştim. Çok fazla okuyan ve soran, düşünen birisi. Fakat yazıları buradan izler sinmiş mi? Evet, sinmiş. Sonrasında objektif ve eleştirel yaklaşım tuzağından bahsediyor. Az önce de bahsetmiştim. Burada da genişçe işlemiş bu fikri. Her şey bir yorum meselesi. Bu da yine çağımızın bakış açılarından bir tanesi. O zaman gerçeklik nerede, hakikat nerede soruları gündeme geliyor. Bütün ilk bölümü okuduğunuzda şöyle de düşünüyorsunuz, evet yazar bundan sonra ne söyleyecek? Fakat hayır, yazar evet bunlar üzerine kafa yormamızı, evet bunları konuşmamızı, değerlendirmemizi ve bilmemizi istiyor ama neticede her konuşan, her yazan kendine göre bir hakikat belirler ve o çizgiden yazmaya devam eder. Doğrudur yanlıştır, orası ayrı konu ama herkesin bir hakikati var ya da şöyle söyleyelim, Allah'ın belirlediği hakikat var. Gerçi yazar burada da ikinci bölümde biraz daha konuyu ele almış ve şunu söylüyor, herkesin bir İslam'ı var. Uydurulmuş din, indirilmiş din bölümünde de biraz bahsi geçiyor. Sonrasında hangisi doğru İslam bölümünde mesela bunu söylüyor, yine bu konuyu konuşuyor. Emin olduğum tek şey hiçbir şeyden emin olmadığımdır başlığını görüyorum. Önce kelimelerde anlaşmak gerek. Kelimelerde anlaşamayınca hiçbir şeyde anlaşamayacağımızı da yazar. Yine güzel bir şekilde bu makalesinde işlemiş. Dindarlık ve modernlik arasındaki uyuşmazlık yine gelenekselciler, modernistler, Kur'ancılar, işte yine hadisçiler ve benzeri birçok ikilinin arasında yaşanan uyuşmazlıklar, dindarlığın getirdiği, modernliğin getirdiği şeylerin birbiriyle uyuşmazlıkları konu edilmiş. Müslümanların modernlik yine imtihanı, yine 80. sayfanın konusu, cahiliye ve aydınlanma konusu işlenmiş. İktidar ve kutsal bölümü, artık zaruriyat bölümünün son yazısı. Fakat iktidar ve kutsal konusu bu bölüme sanki uymamış gibi geldi bana. Ama olsun, bu benim hissim ya da bu benim algılayışım olsun. Yine de son bölümlerde yine bu iktidar ve kutsal meselesine biraz değinildiğini söylemem lazım. İkinci bölüm haciyat bölümü, ihtiyaçlar bölümü anladığım kadarıyla. Bir ateist ile Müslümanın tartışması 95. sayfa. Bu bir Müslümanın ve ateistin tartışması diyalog halinde verilmiş. Zannederim Aristo'nun yöntemlerinden birisi ya da Platon'un, tam emin olamadım şimdi.
Soru cevap şeklinde gidiyor. Bir ateist soruyor ya da konuşuyor. Müslüman cevaplıyor. Müslüman soruyor. Ateist cevaplıyor. Epeyce uzun bir bölüm. 95. sayfadan başlayıp 124. sayfaya kadar devam ediyor. 124. sayfada bir ateist ile tartışmayla yeni bir tartışmanın fitili ateşleniyor. Fakat birinci bölümdeki o uzun giriş, bir ateist ile Müslümanın tartışması anladığım kadarıyla bir kurgu ve bu kurgu çok önemli. Bir öğretmenseniz, özellikle ilahiyatçıysanız, imamsanız, din anlatıyorsanız, yeni nesil gençlerle karşılaşacaksınız, ateistlerle karşılaşacaksınız ya da hiç ateist değil Müslüman ama sorularla karşılaşacaksınız. Bu bölümü mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. En azından şunun için okuyun. Okuyanlar, kafa yoranlar zaten buradaki şeylerle karşılaşmışlardır. Sorularla, ithamlarla karşılaşmışlardır. Fakat derli toplu bir arada olması çok güzel olmuş. Bir ateist ile bir Müslümanın tartışması, ateistlerin argümanlarının tamamının derli bir halde olması anlamına geliyor. Ve çok güzel cevaplar da üretilmiş, çok güzel sorular da üretilmiş. İnsanların düşünebilmesi için veriler bir araya toplanmış. Özellikle tekrar ediyorum, bir imamsanız, bir öğretmenseniz, din konusunda konuşuyorsanız, gençlerle muhatapsanız bu bölümü bir okuyun, üzerinde çalışın, üzerinde kafa yorun, bilgilerinizi artırın bu konularda. Bir ateist ile tartışma gerçek bir tartışmadan, bir yazışmadan alınmış ve kısa. Ateizm yanılgısı bir başka yazı, deizm yanılgısı bir başka yazı. Ateizm İslam'a en yakın din. Bu bir alıntı. Bunu ben bir podcast olarak da aktarmıştım. Aynı zamanda Abdülhamit Bilici'nin bir yazısını buraya aktarmış. Bazen yazar bunu yapıyor. Diğer kitaplarında da yapmıştı. Bundan sonra bir yazı daha vardı zannederim alıntı olarak. Neden bu alıntıları yapıyor diyeceksiniz. Konu bütünlüğü olması açısından bu yazının alınması gerekliydi ve iyi ki de almış. İslam'a en yakın din ateizm şeklinde bir başlığı var. Abdülhamit Bilici'nin kısa bir yazı bu. Fakat çok ilginç bir yazı. Şöyle yapabiliriz. Edebiyat Podcast'ten bunu bulup dinleyebilirsiniz. Ateizm İslam'a en yakın din şeklinde Edebiyat Podcast diye aradığınızda karşınıza çıkar. Ülfet ve ateizm, ülfet hastalığı, ülfetin ne olduğunu bir alışkanlık, bir bakış açısındaki artık alışmışlık, ona karşı bir artık farklı bakamama durumu, onunla ilgili kanıksanmış bir durum. Fakat hayır, şöyle yeni görüyormuş, ilk defa görüyormuş, ilk defa duyuyormuş, ilk defa farkına varmış gibi baktığınızda ülfetten kurtulma ihtimaliniz olabilir. Ve bunu okuduğunuzda bu bölümleri çok daha iyi anlayacaksınız. Yanılmışım, Tanrı varmış. Anthony Flew'in zannederim bir sözüydü. Bunun üzerine yazılmış. Sinek ve gökyüzü. Çok garip ve çok esrarengiz bir evrende yaşıyoruz. Bu bölümler biraz da artık Said Nursi'nin bolca iz bıraktığı bölümler. Manayı harfi perspektifi, iman ilmi, kötülük problemi ve Said Nursi. Çağdaş fetvalar ve kafa karışıklığı, ihlas ve iktidar diyalektiği, cemaat ve birey. Burada zannederim bu yazı biraz eski ve FETÖ'cülerle ilgili yazılmış. O zaman cemaat deniyordu değil mi onlara? Fethullah Gülen'in taraftarları için yazılmış ve çok ilginç bir yazı. Ben bunu da seslendirmeyi düşünüyorum eğer yazarın bir itirazı yoksa. Neo-haricilikten bahsedilmiş, modernist İslam ve Kur'an. Bakış açıları çok ilginç. Bunların okunmasını ben tavsiye ederim. Sorularının tekrar değerlendirilmesi ve üzerinde düşünülmesi gerektiğini de düşünüyorum. Meal ve Kur'an bölümünde çok büyük haksızlıklar yapıldığını söyleyebilirim. Hatta bir alıntı yapıp Facebook'ta eleştirmiştim. Hatta çok sert olarak eleştirmiştim. Oradaki alıntıyı da yine sosyal medya hesaplarımdan görebilirsiniz. Fideizm ve Kur'an, siyasal İslam, İslamcılığın gerçeklik ile imtihanı, nurculuğun günümüz sorunları. Burada nurculukla ilgili eleştirileri almış yazar ve onlardan bazılarını cevaplamaya çalışmış. Savunmacı ve duygusal davrandığını düşündüğüm yerler var. Bir cemaat mantığıyla, evet hepimiz bir cemaat mantığıyla davranıyoruz, bunu da söyleyebiliriz. Harf inkılabı ve Osmanlıca dersi, burada katılmadığım yerler olduğunu söyleyeyim. Yani kitabın pek çok bölümünde elbette katılmadığım, farklı düşündüğüm yerler var.
Fakat biz hani burada kitabın tamamıyla eleştirilmesi ve katılmadığımız yerlerin reddiyesi şeklinde bir şey yapmıyoruz. Kitabın ne olduğunu, ne olmadığını size anlatmaya çalışıyorum en azından. Marka Müslümanlığı yine bir başlık olarak yer alıyor. Uydurulmamış bir din yok mu başlığını görüyoruz. Üçüncü bölüm Tahsiniyat. İhsan Fazıloğlu ile kendini bulmak üzerine İhsan Fazıloğlu'ndan bahsetmiş bu yazıda biraz. Temenniler ve hakikatler. Burası biraz daha duygu ağırlıklı bir bölüm. Bir yılın sonunda arzu. Burada biraz günlüğe kayma pozisyonu da var. Kitabın artık ağır olmayan, duygusal olan bölümleri. Bir rüya şehir İstanbul'da askerlik. Türk nesrinde üslup üzerine bir deneme. Kitap, üslup, sinema. Kitap korkusu, şehir ve kent farkı. Burada da evet, yani bir sosyolog olarak şunu söyleyebilirim. Şehir ve kent farkını yazdığında evet doğru ikilemeler var, fakat çok aşırı duygusala kaçarak bunu yapmış. Yani bir doğulu gözüyle şehir ve kenti anlamaya çalışmış. Yine de evet doğru ikilemeler var. Çok kitap okuma, bir kitabı çok oku bölümü. Önceden hatırladınız değil mi? Dücane Cündioğlu bölümünden. Burada biraz daha farklı bir bakış. İfade ve istifade nimeti. Yine Said Nursi'den. Mukaddes Hüzün, Ramazan Huzursuzluğu. Burada da hiç katılmadığım şeyler var. Yani çok ciddiyim. Hayır ya, ben hiç öyle hissetmedim Ramazan'la ilgili. Şöyle hissetmedim. Evet, pek çok şeyi terk ettim. Fakat ben bu dinin ibadet ve duygu yönünün ağır basması gerektiğini falan düşünmüyorum. Ben dine öyle bakmıyorum. O yüzden de hiçbir huzursuzluğum yok. Yani neden geceler boyunca namaz kılamıyorum? Neden teravihi hiç kaçırmadan eksiksiz kılamıyorum gibi bir huzursuzluğum, bir kaygım hiç olmadı. Yani o yüzden de çok rahatım. Peki bu beni İslam'a karşı duyarsız mı yapıyor? İbadetlerimde eksilme olarak mı algılamalıyım? Hayır, hiç değil. Ben İslam'ın çok daha farklı bir şey olduğunu düşünüyorum ve yoğunlaşmam gereken yerin o olmadığını zannediyorum. Böyle yapanların yanlış yaptığını falan da düşünmüyorum asla. Bu bölümü okursanız Ramazan huzursuzluğunu, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Böylece yarım yamalak bıraktığımda da konunun anlaşılmayacağını biliyorum. Muhabbetullah'tan yine yazmış. Umutsuz boşluk. Bildiğim bir tek şey hiçbir şey bilmediğimdir ve ben bende değilken açlık, tereddüt gibi şeyler var. Şimdi Kitap Korkusu 232. sayfada yine bir alıntı yazı bu. 232. sayfada. Öyle hoş, öyle şahane bir şey ki okurken mest oluyorsunuz açıkçası. Ve benim çok hoşuma gitti o yazı. Bir alıntı demiştim. Nereden alıntı? Ahmet Hamdi Tanpınar'dan alıntı. 1951 yılında yazılmış. Kitaptan korkan bir adamı anlatıyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Ve yazım üslubu, anlatım üslubu da çok güzel, ayrıca belirtmiş olayım. Şahin Doğan'ın Hakikatin İzinde isimli bir kitabı elimdeydi. Sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Umarım kitaba dikkatinizi çekebilmişimdir. Tekrar en baştan bir daha söylüyorum. Eğer din anlatıyorsanız, dinle muhatapsanız, dini anlamaya çalışıyorsanız bu kitabın okunması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Hepsi bugünün dertleri, sorunları, soruları bir arada derli toplu olarak verilmiş. Ve dolayısıyla çok okuyan birisi de değilseniz bu konulara aşina olmak için en azından bu sorularla size geldiklerinde çırpınmamak için, böyle çaresiz kalmamak için şöylece bir görmüş olun diye tavsiye edebilirim. Evet, bir başka kitapta daha görüşmek üzere diyeceğim. Son kitabı kaldı Şahin Doğan'ın elimde. Düşünen Düşer. Bakalım onu da okuduktan sonra nelerle karşılaşacağım, görüşmek temennisiyle. Güzel şeyler duymak için Edebiya Podcast, Mustafa Uysal.